Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu haftaki konumuz ise Osman'la beraber onu konuşacağız. Şu spam aramalar ve spam mesajlar. Vallahi gına geldi bana, öyle söyleyeyim. Aslında herkese gına geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü bu genelde arama, hani numara arama siteleri falan var böyle. Şu numara kimi, bu numara evet. kimi. Google'a 0850 yazdığın anda bir sürü numara çıkıyor böyle. Herkes atmış şu numara kim, bu numara kim falan diye. Ki şikayet var da falan da çok fazla numara var bu çeşit. Özellikle bunlar bankalar oluyor genel itibariyle. Bir de şöyle bir şey, hani bir bankanın bir tane numarası yok. 10 tane farklı numaradan arıyorlar yani. Beni hiç bankadan aramıyorlar bu arada 0850'den. Beni arayanlar daha çok internetçiler. Yani internet onlar zaten bitmiyor. Yani sürekli yok işte tatilinizin bitmesine şu kadar kaldı. Sizi aramızda görmek isteriz. Yok tatiliniz bitecek buraya gidin. Onların bir büyük bir çoğunluğu da o şirketin aslında bayileri. Resmi bayileri yani ve sana bir şekilde bir şey satıp ve senden böyle bir hani onay aldıktan sonra sana genelde daha pahalı bir paketi satıyorlar. Evet. Ve daha bir saçma sapan şeyler satıyorlar. Çok sıkıntılı bir konuyla ilgili bir geçtiğimiz günlerde bir olay geldi başıma, onu anlatayım hemen. Benim şu anda kullandığım paket arkadaşlar 66 lira falan evimde kullandığım paket ve sınırsız. Hızım da 16 megabit falan Türk Telekom'un. Bu tam ben bu hani kotaların kalkma muhabbeti vardı ya, ondan böyle birkaç gün önce uzatmıştım. Tatilin bitmesi ona denk geldi. Birkaç gün önce uzatmıştım. 24 ay yine. Tabii bu kotalar falan da kalkınca öyle sınırsıza döndü. Benim de çok işime geldi açıkçası. Geçtiğimiz günlerde arıyor beni elemanın bir tanesi. İşte diyor, sizin tatilinizin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Bir kampanyamız var, ondan yararlandıracağız sizi. Hızınız diyor işte 16 megabit. Ödeyeceğiniz ücret 99 lira falan. Dedim ben şimdi zaten o hızı 66 liraya alıyorum. Nasıl olacak o iş? Yani niye 99 alayım ki? Dedim daha benim tahtütümün bitmesine uzun bir süre olmuş olması lazım. Hani dedi zaten tahtütümün bitmesine hani 6 ay süre var ama. He, biz çakalım yani, diyoruz. Öyle olmuş yani. 6 ay var ama diyor. Şimdi bu kampanya gelmişken sizi de içine alalım dedik. Daha sonra böyle bir kampanya olmayabilir. Yok dedim kardeşim sağ ol ya, ben 6 ayımı kullanayım. 6 ay sonra kim öyle kim kala yani. Ne gerek var şimdi, ucuz kullanıyoruz diye adam göz göre göre bizi pahalı pakete koymaya çalışıyor yani. Ya bu zaten bir kere benim anladığım kadarıyla operatörlerin de yani sesini çıkarmadığı bir olay. Niye sesini çıkarsın? Çıkarmıyorlar yani. 66 lira alacağını adam benden 99 lira alacak yani. Tabii. Niye sesini çıkarsın ki? Tabii bir şekilde alan razı, satan yani, razı oluyor. O yüzden aynen yani öyle. Bence BTK'nın, Bilgi İletişim ve Teknolojileri Kurumu'nun bu işe bir el atması lazım. Çünkü bu artık hakikaten sinir bir bozucu noktaya geldi ve ben şu anda kişisel olarak 0850 ile arayan hiçbir numarayı açmıyorum. Bir de mesajlar var. Hani mesaj zaten mesajlar, çok fantezi o. Bir de mesajlar yasaklanmıştı. Hani evet. Bu cezası var dediler, bir şey dediler. Şimdi sadece hani eskiden normal atıyorlardı. Şimdi atarken sonuna işte mesaj almak istemiyorsunuz. Şuraya IPTL bilmem ne yazıyorlar. Hayır tamam da ben şunu anlamıyorum. Ben hepsini tek tek onu iptal ettim. Abone olmadığım bir şey için niye ben abone olmamak için, abonelikten çıkmak için ben mesaj atacağım? Yani ki bu, aboneliğe biz girmedik. Evet biz girmedik yani. Yani. Bizi abone olarak dahil etmişler. Abonelikten çıkmak için şuraya iptal yazın, bilmem neye yani gönderin. Yani burada büyük bir bence zafiyet var. Yani BTK var, KVKK var, bu kişisel verileri koruma kanunu vesaire. Koruma kurumu pardon. Aynen. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani şikayet ediyorsun. Ben bir tersine şikayet etmiştim. 6 ay sonra ne bir şey geldi. Saçma sapan bir otelden işte 3 gün şu kadar parantez fiş mekanda bir mesaj geldi mesela. Ben dedim ki ben istemiyorum böyle bir şey. Şikayet ettim onlara. Hiçbir şey olmadı. İşte gerek görülmemiştir şeye falan diye. Şimdi bir tane daha geldi geçen gün, bir tane bir sigortacı mıdır nedir? O daha vahşiydi. Diyor ki adam işte bu mesajı yanıt vermezseniz onay olduğu anlamına gelecektir falan gibi böyle çok hani hem suçlu hem güçlü hem de hukuki mesajı olarak şey yani. Yanıt vermezseniz hani bunu, sizi sisteme abone etmiş. Birilerinin buna dur demesi lazım. Yani BTK var, KVKK var, isimleri böyle havalı müdürleri, amirleri bilmem şunları bunları var. Ama vatandaş neden kendi abone olmadığı bir SMS sisteminden çıkmak için kendisi bir SMS yollamak zorunda ve çıkmanın da garantisi yok bu arada. Yolluyorsun yine geliyor. Ya yine geliyor. Yine iptal için bilmem ne bir şeyler yazın falan. Yani bu saçma sapan bir şey bu ve bunun bir şekilde dur denilmesi lazım. Hadi şeyi engelleyebiliyorsun aramaları 0850 alayına ben şey koydum. Engel koydum. Hiç kimse beni arayamıyor. Spam olarak işaretlediğin evet. zaman bazı telefonlarda var arkadaşlar bu özellik. Zaten hani telefon numarası göründüğü anda ekranda alt tarafında bu bir spam araba olabilir diye yazıyor bazı telefon modellerinde. Dolayısıyla hemen engelleyebiliyorsunuz bütün 8 ama yani bu artık bu bence çok can sıkıcı bir hale gelmeye başladı ve yani bazen iş yapıyorsun mesela tam bir şey yapıyorsun zıt mesaj geliyor birisi arıyor yok sizi bilmem ne paketine aktaralım yok bilmem bir de ne yapalım. En kötüsü
şey 850 haricinde 0212'lerde de bazı öyle 900'de başlayan numaralar. 900'leri de açmayın arkadaşlar. Şimdi onlar mesela direkt tam dolandırıcı. Bir şeyin ortasındasın, açıyorsun. Sayın abonemiz diye böyle bir ses kaydı geliyor. Lan diyorsun senin ben sayın abonem. Yani biri arıyor diye açıyorsun telefonu, ses kaydı çıkıyor karşına. Ben hani çok ona da şey oluyorum böyle. 900'le başlayan numaralar, açmayın onları da. Hani onlar... 850'leri zaten hani öyle bir şey bekliyorsun ama 0212 ya da 216 falan açınca böyle hani diyorsun acaba birine bir şey mi oldu, biri mi arıyor beni falan, açıyorsun. Sayın abonemiz, sizi tekrardan aramızda görmek istiyoruz. Bir onlar var, bir şeyciler var, bu check-upçılar var, bilmem ne. Yani artık gına geldi buna bir... Düzenleme bazı... gelmesi lazım yani. Yani düzenleme geldi de düzenlemenin hayata geçmesi lazım asıl sorunu. Su arıtma cihazı satmak isteyenler falan. Bıktık yani, buna bir el atsınlar. Vallahi biz çok şikayetçiyiz. Sizin de konuyla muhtemelen size de geliyordur arkadaşlar. Varsa yani. Açıklama kısmında yazın arkadaşlar. Hepsini ifşa edelim. Bunları da artık kim yetkilisi kimse buna bir el atsın. Yani bu iş böyle olmaz yani. Burada hem biz sıkıntılıyız hem vatandaş sıkıntılı. Herkes şikayetçi ama kimse de bir şey yapmıyor yani. Şikayetçiyiz ya ama. Hani bazıları telefonu da kapatamıyor, tamam mı? Dinliyorlar böyle. Hani reddedecek ama dinliyor karşısındakini. Ben genelde hani şu anda trafikteyim diyorum. En hani böyle kibarca kapatma yöntemi bunu buldum. Şu anda trafikteyim deyince zaten onlar da ısrarcı olmuyor. Peki sizi kaç gibi arayalım diyorlar. 6'dan sonra diyorum. Direkt kapattıktan sonra da telefonu engelliyorum. Bu şekilde kurtulmuş. Hani böyle... direkt sayıp sövüp suratına kapatmak da olur ama şimdi o karşınızdaki de bir emir kulu sonuçta. O da kendi şirketi için aramıyor. O da çalışan bir oranın. Öyle düşününce de çok deni humanist gördük sizi Osman Bey. Kibar bir şekilde şu anda trafikteyim diyorum. Kapatıyorum. Ne yapalım şimdi, onlar da maaşla çalışıyor. Sen eleman abi yani zorla maaşla çalışıyor. Onlar da zorla arattırıyorlardır muhtemelen. Bizim yani bizim bilgilerimizin bu şekilde kullanılması, buna bir dur denmesi lazım ama evet, Türk usulü oluyor herkes, her şey. Bunları bir sürü hayata geçiremediler. Kanunu var, bilmem nesi var ama yani onlar uygulanmıyor şu anda. Kimse de uygulamıyor. Yani neyse. Onun cezası falan var dediler, o özellikle mesaj olayını. Evet. En fazla şey eklediler işte. Kimin attığı görüyorsunuz, o kadar. Kimin attığını görmediğin, istemiyorsanız iptal bilmem ne yazın. Çoğunda yok o. Çoğunda da yok yani bu arada. Yani arkadaşlar kısacası bu spam aramaları ve spam mesajlar insanı artık çileden çıkarmak üzere. Muhtemelen siz de bu konudan şikayetçisinizdir. Bunu bir dile getirelim istedik. Bunun haricinde bugünlerde Özgür Çetin'in sardığı bir oyun var. Evet, Osman da sardığı bir oyun var. Ben çok fazla sarmadım. Ya şimdi şey olmasın. Death Stranding oynuyoruz şimdi. Osman da oynuyor, ben de oynuyorum. İkimiz de oynuyoruz. Ben beğendim oyunu. Osman biraz böyle karanlık gelmiş böyle bir... Yani ben öyle çok fazla karanlık böyle hani nasıl diyeyim... o kadar kendimi karanlığa hapsetmek de istemiyorum da. Bir de o böyle umutsuzluk aşılıyor bana oyun. Biraz böyle aksiyon olsun, gün doğsun, arada bir güneş görelim falan. Bu tarz ya belki oyunu bilmeyenler vardır. Death Stranding işte Kojima diye ünlü Japon oyun üreticisinin geliştirdiği bir oyun. Kendisi efsane bir abimizdir kendisi. Oyunda işte kıyamet sonrası bir dünyadasınız. Dünya böyle yıkılmış. Amerika'dasınız ve Amerika'da işte bir kargocuyu canlandırıyorsunuz. En basit tabirle anlatayım. Belli noktalara belli... Oyun canavarını da aslında inceledik arkadaşlar. Evet. İzleyebilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Osman onu izledi ama ben de burada kısaca bir anlatmış olayım. Orada böyle çeşitli yaratıklar falan var. Kahve denilen yaratıklar var. Bir küçük bir bebeğiniz var. Kuvöz gibi bir şeyin içinde falan. BB. BB diye geçiyor. Tatlı bir şey ama. Onunla işte bir şeyler alıp yapıyorsunuz. Alıp sallıyorum ben onu. Çok sallayınca huzursuzlanıyor böyle. Güzel oyun. Yani farklı mı? Farklı, evet, farklı. Farklı bir oyun. Değişik bir konsepte sahip. Gerçekten. Hani kargo simülasyonu deyince arkadaşlar böyle aklınıza şey gelmesin. MNG kargo, yurt içi kargo gibi bir şey değil. Hani kıyafet meyafet taşımıyoruz. Geldik evde bulamadık diye bir şeyimiz yok. Aldık mı kesinlikle adrese teslim ediyoruz yani. Evet, hasarsız teslim etmemiz lazım. Hasarsız teslim etmemiz lazım. Böyle enteresan bir oyun. Onu sardık işte. Osman beğendiği tarafları var, beğenmediği var. Ben genel olarak beğendim. Böyle değişik bir oyun yani. Yani öyle zaten herkesin o Kojima, sevebileceği bir oyun değil. Kojima da dedi onu canım. Değişik bir oyun yapıyorum diye. Adam zaten onu kendi içinde bir tür yaptı. Stranding tarzında bir şey diye böyle. Devamı gelir mi? İleride gelebilir. Biliyorsunuz ilkten PlayStation 4 için çıkmıştı zaten. Şimdi PC versiyonu çıktı. Evet. Dolayısıyla devamı gelebilir. Sonuçta o farklı bir evren oluştu orada çünkü. Hatta oyunun kodunu da bize Play Store verdi. Biliyorsunuz Play Store'da bir oyun platformu. Onlara da buradan teşekkür edelim, sağ olsunlar. Bir tanesini en azından öyle elde etmiş olduk. Enteresan bir oyun. Yani bu tarz böyle değişik oyunlara ilginiz varsa bence oynanabilir ama böyle hani ben öyle elime alayım küfeği önüme geleni indireyim tarzı öyle bir değil. Şey değil arkadaşlar. Öyle bir şey değil. 2 saatin yaklaşık olarak 1,5 saati falan zaten sırf video izliyorsunuz yani. Ben hatta ilk oyunu oynamaya başladım. Karnım acıktı. Dedim yemeğimi alayım. Nasıl olsa bu ara videolar bitmeyecek. Aldım yemeğimi. Yiyorum bir yandan izliyorum böyle. Eşim geldi diyor ki dizimi izliyorsun. Yok dedim, oyun oynuyorum. Baktı şöyle. Nasıl oyun bu dedi ya. Oynamıyorsun hiç.
Dedim buralar böyle. Oynamadın. Yani eğer böyle ilginiz varsa hani hikayeye böyle ara videolar olsun, güzel bir bağlayıcı bir hikayesi olsun, beni merak ettirsin, gerilim unsurları olsun diyorsanız gerçekten ideal bir oyun yani. Evet, son olarak kısa bir ondan da bahsedelim, sonra kapatalım videomuzu. Bu Netflix ilgili bazı hikayeler vardı son dönemde. Birkaç gündür konuşuluyor onlardan sektörde. Onlardan çok bir şey çıkacağını sanmıyorum ben ya. Sansür muhabbeti vardı. O olayda arkadaşlar hemen özetleyeyim size. Bu Netflix bir tane dizi yapmak için Türkiye'de kestmez toplamış. İşte dizide bir tane gay bir eleman varmış. Her zamanki olduğu gibi. Son zamanda zaten Netflix dizilerinin, Netflix içeriklerinin diyeyim hatta. Ya zaten %80'inde falan bir gay eşcinsel oluyor. Hatta bu Old Guard'da da mesela onda da gay var. Yani o filmde bile var. Dolayısıyla hatta gayliği böyle çok milattan öncesine dayandırmışlar yani. Haçlı savaşlarına falan. İzlemedim filmi de. Yani o projeyi de tabii bizim Rütük demiş. Hani normalde böyle bir şey yapma hakkı yokmuş Rütük'ün. Hani bu karakteri çıkartın demiş. Ki ama böyle bir diretme hakkı yokmuş. Bunu çıkartın gibisinden deme hakkı yokmuş. Ama demiş yine de işte. Netflix yetkililerini çağırmış hatta onun için Amerika'dan söz edilene göre. Onlar da gelmişler. Tamam çıkartırız demişler ama son anda iptal etme kararı almışlar diziyi. Bu da yönetimin çok hoşuna gitmemiş. Ama arkadaşlar Netflix'in Türkiye'den çekilmesinden ziyade bence hani Türkiye'de içerik çekmezler en fazla. Böyle düşünüyorum yani. Kalkıp da Türkiye'den çekilmezler. Ya o tabii şey gibi, hani Google'ın Türkiye'den çekilmesini iddia etmek gibi bir şey. Ha, ileride ne olur? İleride der ki ya şu dizileri de kaldır, bu dizini de kaldır, şunu da kaldır diye Rütük karışmaya başlarsa ama o zaman zaten hem Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı düşer. Abone sayısı düşünce de çekilebilir. Onda bir yol görünebilir. Bir şey çıkmaz orada. Herkes ekmeğinin peşinde. Ben biraz öyle görüyorum. Netflix'in de kendine göre bazı bence ilginç şeyleri var, yaklaşımları var. Ama Türkiye'nin de hani Türk İşte devletin, hükümetin de bazı ilginç yaklaşımları var. Bir şey olmaz ama benden hani fikrim zaten devam ediyor şu anda. O pek tantana öyle bir şey olmadı. İki tarafta sessizliğini koruyunca olay ne yani oldu? O dizi gibi. Çekilecek olan dizi iptal oldu. Sadece o yani. Onun haricinde bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir teknoloji okuyorum programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada şunu da ekleyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları da takip etmeyi unutmayın. Hediyeler, sürprizler vesaire olacak sosyal ağlarımızda. Takipte kalın.